kamuoyu, 16 Mayıs 2024 tarihli bir karar hukuk tarihi açımızdan, hukuk tarihimiz açısından tarihe kara bir leke olarak düşmüştür. Adına Kobani Kumpas davası olarak geçti. IŞİD barbarlığına karşı bir halkın özgürlük mücadelesi yürütülürken eş genel başkanlarımız demokratik tepki için halkı sokağa çağırmayı gerekçe göstererek bir bütün olarak o gün, o günlerde yaşanan bütün olumsuzlukları siyasi partimize mal ederek bir yargılama süreci başlatıldı. Biz bu yargılamayı adil bir yargılama olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu IŞİD'in hedefine ulaşmadığı, siyasi iktidarın da bunu hazmedemeyerek bizim partimizden bir nevi yargı eliyle intikam almak istendi. Biz arkadaşlarımız özgür olana kadar bu demokratik mücadelemizi büyüterek vermeye devam edeceğiz. Bununla ilgili DEM Parti Urfa İl Örgütü kamuoyuna bir basın açıklaması için buradayız. Açıklamamızı İl Eş Başkanımız yapacak. Selahattinler, Figenler, Kobani Kumpas davasında yargılananlar Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin gönlünde beraat etmiştir. Özgürdürler. Sincan'da bu davanın görüldüğü mahkeme salonunda İstiklal Mahkemelerinin ruhu 49'lar davası 12 Eylül ve 12 Mart darbelerindeki yargılamaların ruhu tekrar hortlamıştır. Kobani Kumpas davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunları bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz. Bizler kazanacağız, halklar kazanacak. Bir tweetten karanlık çıkartmaya çalışan iktidar unutmasın ki iktidarın karanlığı bitecek, Kobani hep kalacak. Selamlar, saygılar. Katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız bugün itibariyle.